Bir de üvey kardeşin çıktı başımıza! Burası imarethane mi be? Niye öyle söylüyorsun Ahmet? O da çalışır masrafa iştirak eder elbet! Dur bakalım, gelsin de hele! Onu bunu bilmem! Bu eve para getirmeyene yer yok! Rakı yok mu başka? Yok! İki lokma azıftan de yere bir küçük al demiyor muyum her gün? Para var mı Ahmet? Neyle alayım? Neyle alırsan al! Her yana borçlandık! Bakkalın önünden geçemez oldum artık! Ah be Ahmet, şu kumar illetinden bir vazgeçsen! Sen ne izin alacaksın lan? Kız çeneni yoksa koyarım inciklerini kapının önüne! Vay! Hoş geldin Baldız! Hoş bulduk enişte! Amma büyümüşsün ha! Değişmiş, güzelleşmişsin de! Ben çarşıya kadar gidiyorum! Yemeği hazırlayın! Hoş geldin Ayşe! Hoş bulduk ablacığım! Kimi hoş buldun? Şu halimize bak! Ahmet'in içkisi kumarı perişan etti bizi! Aycan olmasa, hamile olmasam çalışacağım ama! Senin bir iş bulup muhakkak çalışman lazım Aysel! İş mi? Niye şaşırdın? Bilmem! Okurum! Belki konservatuvara giderim diyordum! Bizi köşkler, hizmetçiler içinde bekliyordun galiba! Yoo, hayır! Babam ölmeden mektepte okuyordum! Sahi, başın sağ olsun! Sen sağ ol! Üveyim de ama, severdim babanı! Bilirim! Ondan kalan bir iki şeyi sana getirdim! Al! Kahveyi bununla içerdi! Al bakalım, bu da senin! Senin odan içerdi! Yerleş! Ben de sofrayı hazırlayayım! Enişten neredeyse gelir! Yatmıyor musun? Hayır, içiyorum! Allah rahatlık versin! İyi geceler ablacığım! Allah rahatlık versin enişte! Sana de baldı sanırım!
olmadı ya. Yalnız bacağım ağrıyor. Gidip bir baktıralım. Babam ölmüştü. Ablamın yanına geldim İstanbul'a. Daha ilk geceden kocası saldırdı. Zor kaçtım. Size rastlamasaydım kendimi öldürürdüm belki. Aceleniz ne? Zamanı gelince nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Hem kendinizi öldürecek kadar suçlu musunuz? Ne yaptınız ki? Daha ne olsun? Ne gidecek yerim, ne işim, ne de param var. Üzülmeyin artık. Ağlamayın da. Bunun için ölünür mü? İş de bulunur, para da. Sizi bir otele bırakayım şimdi. Şu kartı cebinize koyun. Sabah şirkete gelin. Ben talimat vereceğim, işe alacaklar sizi. Avans da verecekler. Oldu mu? Çatıyı kapatmış olacağız. Bütün katlar şimdiden satıldı. Teslim tarihine de 23 gün kaldı biliyorsunuz. Yetişeceğini sanmıyorum. Gerekirse işçi adedini arttıracağız. Geceleri de çalışacağız. Cep bloku ne durumda? İç sıvalar yapılıyor efendim. Peki. Günaydın. Günaydın. Şirkete gitmediniz mi? Ben personel şefine söylemiştim. Hemen iş verdiler bana. Para da verdiler. Hemen ev aradım, buldum da. Şirin bir çatı katı. Öyleyse hemen işe başlayın. Yoksa başka bir şey mi var? 3 aylık peşin istiyorlar, bir de kefil. Siz de benden başka kimseyi tanımadığınıza göre... Peki, gidip konuşalım, hadi. Zahmet olacak size. Gelin hadi, hazır boş vaktim varken bitirelim bu işi. Güzel kutu gibi. Şurayı bir bölme ile ayırırsınız. Küçük eşyalar, cici perdeler. Oo, terası da varmış. Neydim? Neredeydim? Şimdi neredeyim? Daha da ne olacağım kim bilir? Eski günlerden bahsetmek, tekrar hatırlamak, yeniden üzülmek yok. Bütün isteğim liseyi bitirince İstanbul'a gelmek, müzikle uğraşmaktı. Bir inşaat şirketinde çalışacağım aklımdan bile geçmezdi. Konservatuara girecektim güya. Klasik Türk müziği bölümüne. Konserler verecektim, plak dolduracaktım. Bunları gene yapabilirsiniz. Neyi? Şarkı söylemeyi. Bu işlerle uğraşan bir tanıdığım var. Plak fabrikası müdürüdür. Pek çok kişiyi meşhur etmiştir. Müzikle uğraşan hemen herkesi tanır. Yanlış anlamayın, ben şikayetçi değilim. Sizi ona göndereceğim. Denersiniz bir defa. Hiç olmazsa içinizde ukde kalmaz. Sahi mi? Tabii. Bahar mı, hava mı, bir neşe.
Meşhur ederim seni. Bir gecede adını duymayan kalmaz. Sesin bir harika. Usul nota bilmene de lüzum yok. Günlük meşhur şarkıları ezberlesen yeter. Ben klasik müzik hocalarından ders almak veya konservatuvara gitmek istiyorum. Bırak şimdi mektebi hocayı. Radyoyla, gazeteyle, afişle, ışıklı yazılarla bir reklam patlatırız. Hemen en büyük gazinolardan birinde çalışmaya başlarsın. Bir mevsimde zirveye çıkarsın. Söz. Hadi, şimdiden kutlayalım. Ama ben sadece plak doldurayım, konserler vereyim, gerçek Türk müzik... Bunlar boş laflar kızım. Şöhret olmadan plağını da çıkaramam. Satmaz çünkü. Şöhret diyorum sana ve servet. Gecede 1000 liraya para demez. Ayrıca konserlerden, düğünlerden, balolardan alacağın da cevap. Bir yıla varmadan apartmanın olur, araban olur, mücevherin olur, masallardaki gibi yaşarsın. İstemem. Bana göre değil o hayat. Uyamam. Yapamam. Bir şey yapacak değilsin ki. İşte kötü olan da o ya. Bir dakika efendim. Sizi istiyorlar Sedat Bey. Alo, buyurun. Evet, benim. Sesi böylesine güzel ama bu kadar budala bir kız görmedim. İstese rakipsiz bir yıldız olur. Dünyanın parasını kazanır. Güzel çünkü, alımlı, gösterişli. Sadece aklı eksik. Ne söylesem hayır dedi. Mektep müziği diye bir şey koymuş kafasına, başka bir şey dinlemiyor. Bir de ben konuşayım. Bakalım neymiş sebebi. Sonra ararım seni. Teşekkür ederim. Güle güle Kenan Bey. La 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 la. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Burayı bir an önce bitirip şirkette çalışmak istiyorum. Onun için arayamadım sizi. Ne oldu? Konuştunuz mu? Kenan Bey sesimi beğenmedi. Nasıl olur? Sağlık olsun. Ben de kendim söyler, kendim dinlerim dedim. Ben de yardım edeceğim. Şu duvara bir resim yapacağım. Daha mı? Bir de boya mı yapacaksınız? Harika olmuş, bir ressam da ancak bu kadar boyu yedirdi. Bıraksaydı ressam olacaktım zaten. Kim bıraksaydı? Hayat. Akademide okuyordum. Bir yıl daha direnebilseydim, mezun olacaktım. Fakir bir öğrenciydim, kimsesizdim. Günlerim boyalar ve renkler içinde geçiyordu. Hep böyle geçecek sanıyordum. Sonra? Ha, hiç. Nereden nereye? Şiirle de uğraşıyordum o sıra, okuyor, yazıyordum. Yıllardır hepsini unutmuştum. Unuttuğumu sanıyordum. Burada hepsini tek tek hatırlıyorum şimdi. Neden acaba? Bilmem.
Bu boşluğu da bir şiir için bıraktım. Şiirler hep boşluğa yazılırlar zaten. Boşluğu anlatırlar. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Karnım acıktı.
çok güzel. Kenan Bey de beğenmiş. Hem çok beğenmiş. Her şeyi biliyorum. Yaptığı teklifleri neden kabul etmedin? Ne teklifi? Bir iki yılda bütün istikbalini kurtaracaktın. Niçin kabul etmedin? Niçin? Gazinolarda her gece şarkı söylemek. İçki içenleri memnun etmek. Kendimi sevdirmek. Şöhretimi devam ettirmek için olmadık şeyler yapmak. Şarkı söylerken göz kırpmak. Öpücükler göndermek. Hatta göbek atmak. İşte teklif edilen bu. Şöhret paradan çok üzüntü getirecek bana. Olur olmaz şeyler söylenecek. Yazılar yazılacak. İstediğim gibi değil. Mecbur olduğum şekilde yaşayacağım. Çevremdeki erkeklerin hiçbirine inanmayacağım. Sevdikleri ben miyim? Şöhretim mi? Yoksa param mı anlayamayacağım? Hepsinden şüphe edeceğim. Bedbaht olacağım. Oysa bu basit hayatımın içinde daha mesudum. Eğer sevileceksem... bu katıksız, hilesiz bir aşk olmalı. Fişle oynasam kaybederim. Semih! Efendim? Hiç şansım yok yine. Uğur getir bana. Boş şans. Mes hayatım. Şansı böyle kötü giderse Uğur olsun diye striptiz seyredeceğiz galiba. Bon şans. Merci. Hoş geldin kocacığım. Bitiyor bu seans. Bekle, hemen yeni bir kare yapacağız. Ben oynamayacağım. Aşk olsun! Çok oluyorsun ama, aylardır eline kart aldığın yok. Kaybetsen de önemi yok şeker. Geçme artık, ama artık gidelim. Nereye? Niçin? Yarın erken kalkacağım, işlerim var. Ben izin veriyorum, öğleye kadar uyursun kocacığım. Uzatma Suzan, yürü! Ne biçim laf bunlar, emreder gibi? Karıcığım, ayakta duracak halin yok, üstelik yorgunsun da... Hadi Suzan, başlıyoruz. Oynamayacak. İyi akşamlar. Hadi gidiyoruz. Ne karışıyorsun? İnşaatta çalıştırdığın uşağı mıyım ben? Oynuyoruz çocuklar. Halı delmiş, halı. Topuğum girdi. Yoksa düşmezdim. Düşer miymiş? Hadi canım, üstüne durma. Düşmezdin tabii. Gel. Zavallı adamın çektiğine bakın ya. Bırak! İstemiyorum! Sarhoş muyum, yürürüm ben! Oynayacaktım da, kaybımı çıkaracaktım! Bir daha karışayım deme bana, anladın mı? Anladın mı? Bağırma! Yeşimi uyandıracaksın! Bıktım senin bu sarhoşluğundan! İçkin, kumarın yüzünden her yerde rezil oluyoruz! Ama halı delikmiş! Söylesene, halı delikti desene! Topuğum takıldı, yoksa düşer miyim hiç? Düşmezdim! Tabii düşmezdim! Ben düşer miyim hiç?
Babacığım! Annemin nesi var? Hiç yavrum. Uykusu gelmiş. Hadi sen de yat bakayım. Yarın seni gezmeye götüreceğim. Vapura bineceğiz, balonlar alacağız. Hadi şimdi uyu bakalım. İyi geceler yavrum. İyi geceler. Sana avuçlarımda. Bir gün mutluluğumuzun da böyle parmaklarımızın arasından kayıp gideceğinden korkuyor. Hayır, mutluluğumuz sonsuz olacak. Şu yosun, bu balıklar, dağlar, taşlar, her şey, her şey, bütün dünya aşkımızı bilsin, işitsin istiyorum. Gül. Hadi gülümse. Ne güzeldir insanın güler yüzlü olması. İyilikte sıcak bir soluk gibi sarı vermeli insan. Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi evde mi? Hayır, Füsun Hanım'a gittilerdi. Oradan da kervansaraya gidecekler. Sizi de bekliyorlar efendim. Gitmeyeceğim, telefon et bilir. Baş üstüne. Kızım, bir tane yavrum. Gidiyorum. Kısa bir zaman için ayrılacağım. Sonra yanıma aldıracağım seni. Bütün isteğim mesut bir yuva kurmakta olmadı. Bugüne kadar biraz da senin için tahammül ettim. Şimdi yeni bir gücüm var. Seviyorum çünkü. Önce sen de anlamayacak, düşman olacaksın belki ama... bir gün... hak vereceksin bana. Eminim. Thank you.
Neredesin beyefendi? Niçin gelmedin? İçkinden, kumarından, rezaletlerinden bıktım artık. Nefret ediyorsun değil mi benden? Aslında ikimiz de birbirimizden nefret ediyoruz. Hiçbir zaman sevişmedik zaten. Haklısın Suzan. Ayrılalım. Sen de ben de kendi hayatımızı yaşayalım artık. Buna ben karar veririm ancak. Bir zamanlar senin paraya, benim de yanımda gezdirecek yakışıklı bir kocaya ihtiyacım vardı. Onun için satın aldım seni. Ama artık böyle sürmeyecek. Evlendiğimiz günden beri bana cehennem hayatı yaşatıyorsun. Ne beni, ne de çocuğunu düşündüğüm var. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Ne istersem onu yaparım ben. İstersem içki içerim, istersem kumar oynarım. Canım isterse Avrupa'ya giderim. Senden bıkarsam boşanırım. Hatta istersem heriflerle de yatarım. Yeter! Her şey bitti artık. Bu bataktan belki sen de kurtulursun. Uzanacak bir el olursa kirletme bari. Sedat! Seni götürmeye geldim. Nereye? Bilmiyorum. Hazırlan, hemen gidelim. Aysel? Aysel! Hı? Benimle evlenir misin? Evlenecek miyiz? Sen istersen. Hadi şimdi hemen eşyaları toplayalım. Ne kadar kalacağız? Bilmem. Sonra ne yapacağız? Bilmem. Düşünme bunları. Her şeyi unut. Hiç ayrılmayacağız diyeyim. Beni bırakırsan ölürüm. Beni bırakırsan ölürüm demiştim. Sensiz gitsin bırak. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok. Düşersin, yorulursun. Böyle mi olur insan? Bilmem. Yaşamaya seninle başlıyorum ben. Senden önce yoktum. Seni seviyorum. Seni sevmekten öte bir şey benim ki. Oh, anlatamıyorum. Thank you.
misiniz? Ne istiyorsunuz? Kocamla kaçan orta malı sensin demek. Kocanız mı? Kim? Ben Sedat'ın karısıyım. Karısı mı? Sedat evli mi? Bilmiyormuş gibi davranmak senin gibilerin tek çaresidir ama beceremiyorsun. Numarayı bırak! Evli olsa söylerdi bana. Saklamazdı. Yalan söylemesini beceremeyecek kadar da budala! Evlendiğime şimdi daha çok pişmanım. Beni kimlerle karşı karşıya getiriyor? Of, amma da üşüdüm! Neredesin kocacığım? Aysel! Durun biraz! Konuşmamız lazım. Başka zaman konuşuruz. Hukuki ve cezai bakın. Sonra dedim! Mektup yazıp her şeyi açıklamıştım. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Var! Sana verilmiş bazı tapular, hisseler. Anladım. Ben bulurum sizi. Yazıhanenize gelirim. Ne zaman? Hemen. Bugün. Gelmesen daha kötü olur senin için. Zorla getirmeye mecbur etme beni. Saat 4'te mutlaka bekliyorum. Aysel! Dokunma bana! Evli olduğunu söylemedin, beni aldattın! Evet, evliydim. Seni sevdiğim için gizledim, aldatmak için değil. Seni kaybetmemek için yaptım, bunu anlamaya çalış. Git, seni bir daha görmek istemiyorum. Sana muhtacım, seni seviyorum. Hayatta tek inandığım sendin. Şimdi her şeyden, herkesten nefret ediyorum. Yanındaki avukatıydı, boşanıyoruz. Bundan sonra mutlu olacağız. Çekil yolumdan! Bırakma beni ne olur. Şimdi kendimi bulmaktayım, inan bana. Sana mı? Halimzadelerin kızı Suzan'ı kocası Sedat terk etmiş. Kiminle? Bir sokak kızıyla. Skandalı düşünebiliyor musun? Terk edilmem, ancak ben terk ederim. Boşanma davasını ben açacağım, anladın mı? Kabul. Hemen mahkemeye müracaat et. Yalnız bazı şartlarım var. Evdeki hisseni, şirketimdeki hisseni, otomobili, neyin varsa her şeyi, hatta üzerindeki paraları bile bana vereceksin. Zaten bizim aileye girerken meteliksizdin, hatırladın mı? Ama hepsini çalışarak aldım, alnımın teriyle kazandım. Yani razı değil misin? Al, lanet olsun! Senden kurtulabilmek için her şarta razıyım. Asıl hatayı 7 sene önce seninle evlenirken yaptım. Boşanarak bu hatayı düzelteceğim. Evrakları hazırlayın, hemen imzalayayım. Evrak hazır zaten. Buyurun efendim. Yalnız kasamdan para da çalmışsın. Kasamdan para mı çalmışım? Evet, bunu da tespit ettirdim. Yalancı, bu kadar aşağılık olduğunu bilmiyordum. Emniyeti suistimal ağır bir suçtur. Cezası 2 yıldan başlar. Polisler seni arıyor. Bu ahlaksızlığı da yapacak mıydın? Seni hapislere attıracağım, 5 kuruşa muhtaç edeceğim, seni süründüreceğim! Her yaraya, her belaya razıyım, tek senden kurtulayım! Puh! Sedat Akman'sınız, değil mi? Evet. Bizimle savcılığa kadar geleceksiniz. Bana bir iş teklifiniz vardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Şimdi kabul etsem o dediklerinizi yapabilir misiniz? Elbette! Hatta daha fazlasını bile. Öyleyse kabul ediyorum. Güzel! Derhal bir parti tertipleyip bütün gazino sahiplerini davet edeceğim. Şey,
Önce gecede 500 lira, bir ay sonra 750 lira, iki ay sonra 1000 lira. 6 aylık bir anlaşma için %20 komisyon da ben alırım. Oldu, kabul. Dıştan düz, yüksek gözükür. Halbuki döne döne çıkarsın. Arkadaş, meşakkatle zirveyi bulursun, ayağın bir süçerse düşer, ta karanlıkların dibinde kaybolur gidersin. Thank you.
seni! Kalk bakalım, sabah oldu. Yavrum, canım benim. Yeşim. Yeşim. Gel. Gel bana. Çok özledim seni. Yüzünü, kokunu, sesini. Yavrum koş! Koş! Aylarca tüttün gözlerimde! Babacığım! Gel buraya! Bırak beni! Babamı istiyorum! Babama gidelim! Baba! Çabuk eve! Annen duymasın, karışmam! Bir parçacık seveyim! Ne olur bir defacık sarılayım! Hadi çek arabanı! Bir daha da geleyim deme! Hanımın tembihi var, polis çağıracağız! Yeşimim! Yavrum! Canım!
biraz kül, biraz duman. O benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte. Thank you.
Gemiler sensiz gitsin bırak, kendini martılarla bir tut. Senin kanatların yok, düşersin, yorulursun. Böyle mi olur insan? Bilmem. Yaşamaya seninle başlıyorum ben, senden önce yoktum. Seni seviyorum. Seni sevmekten öte bir şey benimki, anlatamıyorum. Thank you.
apartman, otomobil, mücevher, plaklar, konserler... ...beni mesut edecek sanmıştım. Hayalmiş bu. İmkansızmış. Ancak zirveye varınca anladım. İçimdeki boşluğu bunların hiçbiri dolduramıyor. Ne parada, ne şöhrette gözüm yok artık. Yoruldun, sinirlerim bozuldu. Senden öncekiler de arada bir böyle şikayetçi olurlardı. Dinlen biraz. Seyahate çık istersen. Bırakıyorum bunları. Bir daha da dönmeyeceğim. Olur mu? Müşteriye ne derim? Benim adıma özür dilersin. Dinle beni. İşi birdenbire bırakmak başına dert açar. Mukavelemiz var biliyorsun. Biliyorum. Mahkeme, tazminat... Bunlar güzel şeyler değil. Kolayca kazanıp da kaçmak iş mi be nankör? Al hepsini. Borçluysam öde. Köşk de senin olsun. Nem varsa, nem varsa... Hiçbirini istemiyorum. Geldiğim gibi gideceğim. Dur, dinle beni! Biraz kül, biraz dumandı. Şimdi söndüm, tükendim artık. Biraz sonra hiç kalmayacağım. Duyunca üzüleceğini sanmıyorum. Senin için çoktan ölmüştüm çünkü. Ama ben seni gene de seviyorum. Mutlu olmanı istiyorum. Hayatının hep şarkılar, alkışlar, çiçekler içinde geçmesini diliyorum. Sen yükseldikçe düşmek kaderimmiş benim. Daha da yükselmen için toprağın altına geçiyorum. Beni hiç aramadın. Gene de arama. Unuttun biliyorum. Sakın hatırlama. Buyurun efendim. Hanımefendiyle görüşmek istiyorum. Kim diyelim efendim? Aysel Aksu dersiniz. Emredersiniz. Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Buraya gelişim belki tuhaf ama... ...gözümde hiçbir şeyin değeri yok artık. Kadınlık gururumu ayaklar altına alarak sizden yardım dilemeye geldim. Eğer biliyorsanız yalvarırım, söyleyin bana. Sedat nerede? Sedat mı? O yaşayan bir ölü artık. Şimdi o kadar mesudum ki... ...intikamımı aldım, hapishanelerde çürüttüm onu. Yaşadığına pişman ettim. Yalvarırım söyleyin. Ne oldu? Nerede Sedat? Bilmiyorum. O benim için öldü artık. Yazdı yazdı içti, sonra bana verdi. Ama yarın götür dedi. Hali pek kötüydü, içime bir kurt düştü. Sıkı sıkı tembih edişi, ille yarın sakın daha önce götürme diye ısrar edişi garibime gitti. Dayanamadım getirdim, işin içinde bir bit yediği olmasın ya. Sedat! Neymiş? Sedat! Thank you.
seni! Kavuştum sana, kavuştum! Yaklaşma! Gelme! Niçin? Koşmak istiyorum sana, sarılmak istiyorum! Her şey bitti artık! Asıl şimdi başlayacak! Seni hep sevdim ben, hep aradım! Sen ölürsen ben de ölürüm! Kendini atarsan ardından gelirim! Sensiz zaten yaşamıyorum! Sedat! Aysen! İnan Sedat, bir sen varsın benim için! Bir sen varsın! Bir dünya kuracağız! Her şeyi yeniden başlayacağız! Aysen!